Soruyorum da bu videodaki konuğumuz doktor öğretim üyesi Fatoş Altınbaş Sarıgül. Hocam merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlarımızdan çok soru geldi. Belli ki sizi seviyorlar. Aynı zamanda merak ediyorlar. Hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Başlayalım. Akademik kariyerinizde en zorlandığınız alan neydi? Akademik kariyerimde en zorlandığım alan doktora tezimi yazarkenki Kapalı Çarşı'da Ermeni ustalarla birlikte yaptığım alan araştırmasıydı. Çünkü 8 ay boyunca alan araştırmasına düzenli olarak devam ederken bazen soğuklarda, bazen yağmurda, bazen çok aşırı trafikte, çünkü Sirkeci ve Sultanahmet bölgesinin trafiği de meşhur. Oralarda dolaşmak, ustalardan bilgi toplamaya çalışmak ve onları analiz etmek beni çok zorladı. Ve oradaki atölyelerin ve ortamın oldukça erkek egemen olması da zaman zaman bir kadın olarak zorlanmama sebep oldu. Kariyerimde herhalde en zorlandığım dönem, alan araştırması yaptığım dönemdi diyebilirim. İkinci soruya geliyoruz hocam. Tabii ben de merak ettiğim bir soru. Fatoş Hoca benim dersime girmiyor. Ama dersine giren arkadaşlarımdan kendisiyle ilgili sürekli olumlu şeyler duyuyorum. Bunu sağlayan sizce nedir? Derslerimde öğrencilerle güzel ve saygı çerçevesi içinde pozitif bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Olduğunca esnek davranmaya çalışıyorum, fakat saygısızlığa tahammülüm yok. Onun dışında her öğrencimle aram iyi, elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Burada amacımız maksimum öğrenmesini sağlayabilmek öğrencilerimizin. Dolayısıyla da bu uğurda hemen hemen her çabayı göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Merhaba, hocamızın küçüklük hayali neydi? Büyüyünce ne olmak istiyordu? Şu an hayalini mi yaşıyor? Küçükken anaokul öğretmeni olmak istiyordum. Çünkü çocukları çok seviyordum. Sonrasında bir mücevheratla ilgili bir kariyer deneyimim var. Fakat yine de bugün 38 yaşındayım ve anaokul öğretmeni değil ama üniversitede eğitimci öğretmen olmaktan son derece mutluyum. Şimdi çok önemli bir soru. Soyadınız ile aynı adı taşıyan bir üniversitede çalışıyorsunuz. Altınbaş Üniversitesi'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam? Altınbaş Üniversitesi, Altınbaş ailesinin en fazla gurur duyduğu kurumların başında geliyor. Çünkü gerçekten ülkemizde hizmet etmek adına 10 bin öğrenci eğitim görüyorlar. Altınbaş Vakfı, Altınbaş ailesinin de gururu. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir his. Daha ziyade pozitif yanlarıyla karşılaşıyorum bunun. Ama gurur duyuyorum bu ailenin üyesi olduğum için. Peki. Fatoş Hocam merhaba. 5 yıl içindeki planınız nedir? 5 yıl içindeki planım öncelikle akademik kariyerimde doçent olmak. Bir kitap daha yazmak. Şimdi popüler kültür nedir ne değildir kitabım yakında öğrencilerimizle buluşacak. Şu anda basım aşamasında. Altınbaş Yayınları'ndan çıkıyor. Aynı zamanda popüler kültür dersi veriyorum. Alan öğrenciler bilirler. İkinci planım bu. Üçüncüsü de şu anda kurulum aşamasında olduğum bir tasarım markası diyeyim. Tasarım evi markası var. The Stones of Grand Bazaar diye. Onu başarılı bir noktaya getirmek. Güzel bir soru burada. Şöyle sizi gören çok örnek gören çok öğrencimiz var. Ben bunu duydum öğrencilerden. Şimdi bir öğrencimiz soruyor. Başarılı bir kariyer için bize önerisi ne olur? Kız öğrenci mi bunu soran acaba? Kız mı erkek mi? Onu bilemiyorum. Örnek alan deyince kız öğrenciler daha çok aynen aklıma size geldi. Evet. Başarılı bir kariyer yapabilmek için öncelikle kariyeri sevdiğiniz alanda yapmanız çok önemli. Yani işinizi seviyor olmanız, hobinizi işinize dönüştürebilmeniz bence şu an hayattaki en büyük lüks. İşini severek yapmayan hiçbir kimsenin başarılı olma şansı yok. Dolayısıyla ben her zaman öğrencilere diyorum, hiçbir şey için geç değil. Gerçekten sevdiğiniz ne varsa o yönde kendinizi eğitin ve o yönde bir iş kurmak için çaba gösterin, mutlu olmak için. Hocam, bazı arkadaşlarımız sınavda zor sorduğunuzu söylüyorlar. Bununla ilgili bir yorumunuz olur mu? Sınavlarda zor sormuyorum. Ne öğretiyorsam onu soruyorum. Ama sosyoloji öyle bir alan ki
bizim öğrettiğimiz konularda eğer teorik çerçevede değilse herkesin mutlaka bir fikri var. Dolayısıyla ben de öğrencilerime diyorum ki sınavlarda cevaplarken sokaktan geçen bir adama sormuşum gibi değil de öğrettiğim bir öğrenciye sormuşum gibi sizden cevap bekliyorum ve onu puanlıyorum diyorum. Ama derse katılan bir öğrencinin benim sınavlarımdan geçmeme gibi bir şansı hiç yok. Mutlaka bir yerinden bir şey yakalar ve ben de onu mutlaka puanlandırırım. Sıradan bir hafta sonu. Fatoş hocamız nasıl geçiriyor? Hafta sonunu genelde çocuklarımı ayırarak geçiriyorum. Cumartesi günü özellikle öğlen saatlerine kadar onlarla oluyorum. Daha sonra onların da bazı aktiviteleri oluyor. Piyano, tenis, bale gibi. Ben de arkadaşlarımı görüyorum. Pazar gününde yine geniş ailemle, yani annem, babam, biz aile olarak da çok birbiriyle görüşen bir aileyiz, amcalarım. Altınbaş ailesi olarak. Daha ziyade aile ziyaretleriyle geçiriyoruz. 9. sorumuz. Hocamızın şimdiye kadar iyi ki yapmışım dediği şey nedir? İyi ki yapmışım dediğim şey doktora. Çok zorlanmama rağmen iyi ki yapmışım, verdiğim emeklere değdi. Çünkü üzerine kurduğum kariyer ve çalıştığım iş beni çok mutlu ediyor. Ve aynı zamanda pek çok farklı kreatif anlamda kendimi geliştirmeme de sebep oldu. Dolayısıyla doktoram verdiğim emeğe değdi, iyi ki yapmışım. Son soruya geldik. Hocam, 3 kelime söyleyeceğim. Bu kelimeleri duyduğunuzda ilk aklınıza gelen şeyi söylemenizi istiyorum. Başarı. Mutluluk. Başarı mutluluk getirir. Korku. Kontrol edilmesi gereken bir duygu. Peki, hayal. Hayal mutlaka hayatımızda olmalı. Hatta hayallerin en büyüğünü her zaman kurmaya devam etmeliyiz. Çıtayı hep daha yükseğe koymalıyız. Teşekkür ederim hocam. Sorularımız bu kadar. Sizinle çok keyifli zaman geçirdik. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.